Selamlar. Askerliğini yapan var mı? Öyleyse aşağıya bir yazın bakalım. Yani tabii bugün sizler için derlediğimiz silahları askerde görmek pek mümkün müdür bilemiyoruz. Ancak bu videoyu izleyip de şaşırmamak mümkün mü? Değil. Hele ki biraz meraklıysanız arkanıza yaslanın ve sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü bugün sizler için gelmiş geçmiş en havalı silahları derledik. Abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. SCRC Mitralyöz. Bu ateşli silah dünyadaki diğer silahlardan oldukça farklı. Bu değişik görünümlü silahın mucidi Amerikalı Tim Bixler. Tim bu icadını 2015 yılında satışa çıkarıyor ve bu silah dünya genelinde ün kazanıyor. Bir minigun konsepti benimseyen bu silah 6 adet SKS karabina tüfeğinin birbirine bağlanması sonucunda ortaya çıkıyor. Aynı zamanda mitralyöz olarak da adlandırılan bu silahın dönen bir namlusu var. Silah özel bir tutamacın kenara alınmasıyla emniyete geçiyor. 6 şarjörün her biri 10 mermi alıyor ve tüm şarjörleri aynı anda boşaltmak sadece 6 saniye sürüyor. MC karbine. Glock 19 oldukça popüler bir ateşli silahtır. Bu maddemizde size anlatacağımız aparatsa silahın tutuşunu ve stabilitesini artırmak üzere dizayn edilmiş. Bu aparat aynı zamanda farklı aksesuarlar için bir platform görevi görüyor. Bu aparat kitini kullanan atıcı daha hızlı nişan alıyor ve isabetliliğinde önemli bir artış görünüyor. Buna ek olarak 19 inçlik namlusu tabancanın menzilinin artmasını sağlıyor. Bu aparatın fiyatı ise değişkenlik gösteriyor. Le Petit Protector. İlk bakışta muhtemelen bunun tam işlevli bir silah yerine antika bir mücevherat olduğunu düşündünüz değil mi? Yani ne yalan söyleyelim, biz de öyle düşündük. Ancak bundan çok daha fazlası olduğu kesin. Bu, türünün bu konsepti kullanan ilk altı patlar örneği. 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bu minik tabanca öz savunma amaçlarıyla rahatlıkla gizlenebiliyordu. Yapısı bildiğimiz bir yüzeye benziyor. Tek fark tepesinde bir tek taş yerine içine gerçek mermi alan bir silindir olması. Bu mermilere de, silindire de ekstra özen göstermek gerekiyor çünkü alışılagelmiş boyutların epey altındalar. Ancak küçük olduklarına bakmayın. Saniyede 150 metre gibi bir hızla hareket ediyorlar ki bu tabancanın ne kadar küçük olduğunu hesaba katacak olursak bu hızın hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Günümüzde bir koleksiyon parçası olmaktan öteye gitmeyen bu tabancanın fiyatı ise durumuna göre 4000 ila 15000 dolar arasında değişiyor. VG18C çift namlulu tabanca. Şimdi işler biraz daha heyecan verici olmaya başladı bak. Bu, V şirketinin Glock 18 üzerine yaptığı bir geliştirme. Bu tabancanın ana özelliğini de tahmin etmek pek zor olmamalı. İsminden de anlaşılacağı üzere bu tabanca çift namlulu olmasıyla dikkatleri üstüne topluyor. Sahip olduğu keskin hatlara bir de çift namlunun kalınlığı eklenince tabanca oldukça yakışıklı ve agresif bir görünüme kavuşmuş demek mümkün. Silah toplamda 6 mm'lik 48 mermi alıyor ve seri atışa olanak sağlıyor olmasıyla çift namlu furyasına yeni bir soluk getiriyor. Full Conceal M3S. Bu tabancayı cebinizde rahatlıkla gizleyebiliyorsunuz. Glock 43 adındaki tabancadan esinlenilerek tasarlanmış. Öyle ya, zaten o modelin bir modifikasyonu diyebiliriz. Glock'un bu modeli zaten serinin en küçük modellerinden bir tanesi. Ancak Amerika'daki Full Conceal yani tam gizleme adı verilen atölyedeki uzmanlar bu silahın gövdesi üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda hali hazırda küçük olan bu tabancayı daha da kompakt bir hale getirmeyi başardılar. Mesela tabanca katlanabilir bir kabzaya sahip. Tabanca katlandığındaysa boyu bir cep telefonunu geçmiyor ve bu sayede cebinize rahatlıkla sığıyor. Fiyatının ise 1000 dolar civarında olduğu biliniyor. Kolibri 2.7 mm. Kolibri yani sinek kuşu. Bir tabanca bu ismi almışsa karşımıza Desert Eagle gibi kocaman bir silahın çıkması olanaksız. Ancak bu tabancayı diğer küçük tabancalardan ayıran önemli bir özellik var. O da seri üretime girmiş olan mini tabancalardan biri olması. Avusturya Macaristan yapımı olan Kolibri'nin yapımında Erika tabancası baz alınmış ve bu ufak tabanca 1913 yılından 1920'lere kadar üretilmiş. Bu zaman aralığında bu silahlardan yaklaşık 1000 adet yapıldığı biliniyor. Kolibri'nin ağırlığı sadece 200 gram civarında. Uzunluğu ise 7 cm geçmiyor. 5 mermi alan şarjörleri ise bu tabanca için özel olarak üretilmiş mermilerle dolduruluyor. Bu mermilerin de dünyanın seri olarak üretilen en küçük mermileri olduğu biliniyor. Kolibri tabancalarının müzayede fiyatları ise 3000 dolar ile 6000 dolar arasında değişiyor. Magpul FMG9.
Bu hafif makineli tüfek katlandığı zaman oldukça zararsız görünüyor ve üstünde tutamaç olan küçük bir plastik kutuyu andırıyor. Bu tasarımın seçilmiş olmasının bir sebebi var. Tahmin edebileceğiniz üzere bunun başında gizlilik geliyor ve bu ürün ABD gizli servisi başta olmak üzere dünya genelindeki pek çok servisin dikkatini üzerine topluyor. Bu silah Glock 18 model tabanca baz alınarak üretilmiş ve Glock 18'lerle aynı mühimmatı kullanıyor. Katlanır haldeyken saniyeler içinde tek bir el kullanılarak açılıp kullanılabiliyor. Silahın bölmeleri özel mandallar kullanılarak sabitleniyor ve silah hemen ardından kullanıma hazır hale geliyor. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, geliştiricilerin ön kabzalı ve dipçikli bir Glock 18 yaptığını söyleyebiliriz. Tüm bu geliştirmelerse silahın isabet oranını artırıyor. Bu silahın dakikada 1200 kadar mermi atabilmesi de ilgi çeken özellikler arasında yer alıyor. Not a flamethrower, alev silahı değil. Çoğu insan Elon Musk'ı elektrikli arabalar ve uzayla özdeşleştirmiş durumda. Elon Musk deyince akla alev silahı gelmiyor tabii. Ama gelmeli. Çünkü Elon Musk'ın kurduğu The Boring Company, ki bunun Türkçemize sıkıcı şirket olarak çevrildiğini söyleyelim, 2018 yılında ABD'de bu tamamıyla yasal alev silahlarının satışına başlamış. Günümüzde ise bu alev silahlarından yaklaşık 20 bin adet satıldığı biliniyor. Her biri ise yaklaşık $500'luk bir fiyat etiketine sahip. Bir alev silahı santimetrelerce öteye giden alevler püskürtse de bu konsept tehlikeli bir silah olarak değil de pahalı bir oyuncak olarak pazarlanıyor. Heckler & Koch G11. Bu maddemizde bahsedeceğimiz silah otomatik bir tüfekle kovansız fişeğin birleşiminden oluşan askeri düzeyde bir silah. Bu, geliştirmesi aşağı yukarı 20 yıl süren karmaşık bir tüfek. Aynı zamanda 30 yıldan uzun süre önce geliştirilmiş olmasına rağmen günümüzde bile devrim niteliği taşıyan bir silah. O zamanlar kovansız fişeğe geçmenin askerlerin taşıyabileceği mühimmat miktarında önemli bir artışa neden olacağı düşünülüyordu. Bu tüfek maalesef ki performansına ve sınırlı sayıdaki versiyonun üretimine rağmen seri üretime geçemedi ve dünya genelindeki hiçbir ülke bu silaha sahip çıkmadı. MK-47. Bomba atarların oldukça büyük ve ağır silahlar olduğu günler geride kaldı. Bomba atarlar günümüzde taşınabilir üniteler halinde ve sadece iki askerle taşınıp kullanılabiliyorlar. MK-47 tam otomatik ve şeritli dolum bir bomba atar ve 2005 yılında ABD ordusu tarafından alınıyor. Silahın tam isabetle 1.7 kilometrelik menzile sahip olması ise sahiden şaşırtıcı. Azami menzilinin ise 2.2 kilometre olduğu biliniyor. Atış hızı ise dakikada 225 ila 300 fişek arasında. En şaşırtıcı olan da bu bomba atarın sadece 18 kilogram ağırlığında olması. Hikvision UAV Jammer. Dünya genelindeki orduların dronlara olan ilgisi bu gibi değişik bir silahın ortaya çıkmasına yol açıyor. Çin menşeli şirketinin geliştirdiği bu silahın birkaç farklı kullanım modu var. Ana amacı ise yakınlarda uçan ve istenmeyen dronları etkisiz hale getirmek. Silah ilk kullanım modunda kullanıldığında dronun kontrol paneliyle olan iletişimini kesiyor ve dronu inmeye zorluyor. İkinci kullanım modundaysa düşman dronunu deaktive ediyor ve korunan alanlardan dışarı çıkmaya zorluyor. Bu cihaz havalimanlarını, sınırları, askeri üsleri, gizli tesisleri ve dronların uçmasının yasak olduğu yerleri korumak için ideal. Otonom olarak kullanılabilir oluşu da bu silahı oldukça kullanışlı kılan faktörlerden bir tanesi. Mauser C96. Bu maddemizde ele alacağımız silah artık antika sınıfına girse bile bu videomuzda yer almayı kesinlikle hak ediyor. Alman yapımı Mauser C96 yarı otomatik tabancayla karşınızdayız. Bu tabanca bir sürü savaş ve karışıklık görmüş. Ah, dili olsa da konuşsa. Bu gibi eski şeylerde bizleri çeken bir şeyler var doğrusu. Bu şeyler hele bir de tarihi olaylara tanıklık etmiş silahlar olunca tadından yenmiyor. Mauser C96 1896 ile 1937 yılları arasında üretilmiş ve kullanımı 1961'e kadar sürmüş. Almanya, Çin, Sovyetler Birliği ve diğer ülkeler tarafından kullanılmış. Bu tabancanın bu kadar kullanılmasının ve bu videomuzda bile kendisine yer bulmasının geçerli bir sebebi var tabi. Bunun en büyük sebeplerinden biri de zamanının en güçlü yarı otomatik tabancalarından biri olması. İsabet oranı, menzili, güçlü mühimmatı ve sağlamlığı da bu tabancayı zamanının en iyilerinden biri yapmaya yetiyor. Mauser C96 ilk başta avcılar için bir karbine tabanca olmak üzere tasarlansa da askeri anlamda önemli bir sükse yaratıyor. Corner Shot. CS oynayanlar bilir. En sıkıntılı durumlar genellikle düşmanın köşede saklandığı zamanlardır. Gerçek hayatta P90 alıp tarıya tarıya çıkmak gibi bir seçeneğimiz de yok. E ne yapacağız o zaman? Adamlar yapmış zaten.
Gelin bir bakalım. Corner Shot adı verilen bu aparat sayesinde dünya genelindeki askeri personeller gerek tabancaları, gerekse tüfekleriyle köşelerden bakabiliyor ve kendilerini hiç riske etmeden hedefleri etkisiz hale getirebiliyorlar. Corner Shot'ın en dikkat çeken özelliği ise bir kameraya ve namlu ucundaki görüntülerin kullanıcıya aktarıldığı ufak bir ekrana sahip olması. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.